Zayıf. Üçüncü karşılaşmasıyla sizlerle birlikteyiz. Anlatımda ben Escrow, yanımda Killfire, onunla birlikte tekrardan seçim yasaklama ekranındayız. Pacific Espor, Comanchero Gaming karşılaşmasıyla sizlerle birlikteyiz. Pacific 4 galibiyeti, Comanchero'nun 9 galibiyeti var. Liderlik yarışında onlar da devam ediyorlar. Evet Engin Can, ne düşünüyorsun? Açıkçası Pacific Espor'un playoff hayallerini matematiksel olarak bitebileceği bir maç. Şöyle açıklayayım. Pacific Espor bu maçı kaybederse, Hello Cross'la maçını kazanırsa aradaki fark 4 maça çıkıyor. Ama bu maçlar sona erdiğinde 3 maç kalıyor. Matematiksel olarak bir şeylerin bitebileceği bir maç. Şayet Pacific kazanırsa rakibinin kaybetmesini bekleyecek. Playoff potasındaki rakiplerinin daha doğrusu sonraki haftalarda. Çünkü bir tane rakibi yok. Comanchero Gaming açısından maça bakacak olduğumuz zaman ya üst tarafı takip etmek isteyecektir. 9 galibiyet. Liderler arasında 2 galibiyetlik fark kaldı. Linç Esporlar arasında. Phoenix kazanırsa 11 olacak. Comanchero Gaming eğer kazanırsa 10 olacak ve yani 4. ile 1. arasında sadece bir maç kalacak Esko. Evet. Bununla birlikte ilk seçimden gelen bir Senna Zeri üzerine duran da bir Comanchero Gaming görüyoruz. Zeri bence fena durumda olmayan, yani fena dediğim şöyle, bir S'den C'ye kadar sıralama yaptığımızda, yani S tier ya da C tier dediğimizde B artılara gelebilecek bir şampiyon ama çok fırsat bulamıyor kendisine. Yani fena durumda değil ama bunun sebebi tamamen onun karşısında güçlü olabilecek şampiyonların metada olması bence. Ve o yüzden de direkt Volibear'a döndü Comanchero Gaming. Volibear da bence fena bir durumda değil. Oynandığını da görüyoruz zaman zaman. Evet. Peki sence orman ya da üst koridor için bir önceliğin var mı Volibear'da? Ya ben genelde orman gördüm. Ormanda fena durumda değil. Özellikle kule altı atmak isteyen takımlar için fena durumda değil. Biliyorsun ultisi direkt kuleye etkisiz kılıyor. Nautilus alındı. Buna bakarak bence isteyebilirler. Ormanda isteyebilirler Volibear'ı. Alt koridorda da Tamkeç Sena varken tabii kule altını biraz zorlaştırabilecek bir ikili olacaktır. Tamkeç geliyor tabii Sena'nın yanına. Bakalım burada ikinci yasaklama ekranına geçmeden Pacific üçüncü sıradan hangi şampiyonunu göstermek isteyecek? Tabii burada bir ormancı gelebilir. Dediğin gibi ormancı gelebilir. Önemli de bir tercih. Tabii Volibear'ı da gördüğü için Belvet tercihi gelecek. Belvet biraz daha hızlı temizliyor. Ormanı yanıt verebilir Volibear'a karşı. Zeri geliyor mu? Bakalım. Evet göstermişlerdi ilk seçimde ama gelmemişti. Bakalım Zeri Özgür'ün ellerinde izleyeceğimiz bir şampiyon olacak mı bugün? Vallahi zaman da azalıyor. Son anda bizi bir kandırmaya çalışmazsa Comanchero. Geldi. Zeri uzun zaman sonra izleyeceğim bir nişancı. Özgür'ün elinde gerçekten performansını merak ediyorum ki yani Özgür de gerçekten oyunu taşımayı seven bir nişancı. Yani bazı nişancılar olur. Tamam abi takımla oynayalım. Ben hasarımı vereyim. Gerisini takımı bırakayım diye bakar ama o 1v9 dediğimiz yani 1'e 9 oynama halini Özgür yapabilen bir nişancı ki Zeri de buna çok müsait bir şampiyon. Tabii karşısında da o kadar kolay bir eşleşme yok. Seninle tam kent o kadar nasıl desem direkt kesebileceği bir eşleşme değil ama belki Volibear baskınlarıyla birlikte bir şeyler denemek isteyebilirler. İlginç. Comanchero bir şeylere çalışmış, bir şeylere hazırlanmış. Sonucu ne olacak hep birlikte göreceğiz. Evet, ikinci yasaklama ekranında da Karma ve Tariyah yasaklamaları geldi takımlardan karşılıklı olarak. Comanchero ikinci yasaklamasına bakalım. Bir orta koridoru yasaklamasına daha gitmek isteyecek mi? Karma güzel bir yasaklama. Çünkü Belvet'le uyumlu. Yine Senna'yı da korumaya çalışabilir. Ben açıkçası yasaklamaları beğendim. Syndra'da güzel bir yasaklama. Syndra yasakladıklarına göre biraz havuzu daralttılar. Comanchero ne oynayacak merak ediyorum orta koridorda. Evet, Syndra'da Dashkai'nin görece oynamayı sevdiği şampiyonlardan bir tanesiydi. Ve Santa yasaklaması geliyor son yasaklamada. Şimdi seçim sırası Comanchero'da Huey veya Zir gösterdiler. Huey üzerinde duruyorlar. Şimdi bir şey de demek istemiyorum Escrow. Yani Huey deriz bir anda cepten bir Azir korku çıkar, Zoe çıkar.
çıkmadı, tamam. Şimdi dediğimizle kalırız diye bir şey de demek istemedim ama Hüvey geldi. Hüvey güzel bir tercih. Oo. Peop'a bir selam yollandı Akşan'la birlikte. Tabii evet. ki de alınmayacak ama o Peop'a bak bir selamdı. Bildiğiniz üzere Peop Akşan'ın müdavimlerinden biri. Yani buldu mu oynuyor. Victor geldi. Uzun zamandır görmediğimiz ama iş yapabilecek bir şampiyon. Hüvey ile uyumu da fena değil bence. Pasifik ilginç bir şey deniyor. Uzun süre sonra Victor'un etrafında oynamaya çalışıyor. Orman, yani orman rotasyonunu orta koridora doğru yapmaya çalışacaklar anladığım kadarıyla. Arası sık sık alt koridorda göreceğiz. Ya da alt ormanda diyeyim daha doğru olur. Comanche Gaming tarafını da burada ne yapacak? Tabii Jax tercihine de bakacağız. Jax tercihi de geldi. Genellikle Hüvey ve Zeri etrafında göreceğiz. Yani üst koridorları biraz bırakacaklar. Ama tabii ki de baskın takibi çok iyi iki tarafında. Karşı saldırı sevrikli sersemletiyor. Yine aynı şekilde Renekton'la sersemletiyor. Biraz daha bu ormancıların ne yapacağına bağlı olan bir oyun. Evet. Genel olarak kompozisyonları biraz özetledik. Ne düşünüyorsun? Peki hangi taraf daha avantajlı? Yani öncelikle Pasifik bir şeylere çalışmış belli. Bir de biraz daha oyuncularını rahat ettiği şeylere yöneldiler. Bel ve Terken oyunda bir şeyler katabilirse kendine Pasifik daha iyi duruma gelecek. Ama katamazsa Comanche Gaming savaşlarda iyi durumda bence. Ben o yüzden Comanche Gaming'in seçim yasaklamasını beğendim ama Pasifik'in de o kadar kötü bir seçim yasaklaması yok. Onu da söyleyebilirim. Uzun zaman sonra görmekten uzakta olduğumuz şampiyonlardan birkaç tanesini vadide göreceğiz. Bakalım bu karşılaşmada bu şampiyonlarla takımlar nasıl performanslar verecek? Birlikte birazdan vadide. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Ve günün 3. karşılaşmasında vadideyiz. Comanche Gaming Pacific Espor karşılaşmasıyla birlikte Pacific adına matematiksel olarak playoff yarışında kalabilmek adına önemli bir karşılaşma kazanmadıkları takdirde playoff yarışı dışında kalacaklar. Comanche ise liderin kaybettiği bir günde kazanıp aradaki galibiyet sayısı farkını düşürmek istiyor. Yani gerçekten bugün çok önemli maçlar var. Konka dürtemedi arası. Bugün çok önemli maçlar var. Pacific için tamam devam maçı. Comanche Gaming için ise üst taraftaki o bağlantıyı koparmama maçı. Ki galibiyet alırsa liderler arasında bir galibiyet kalacak. Var çok yakın açıkçası. Bilemiyorum. Yani maç ne olur ne biter tabii ki de seçim yasaklamayı konuştuk ama iki takım da off meta dediğimiz meta dışı tercihlerde bulundu belli koridorlarda ve Peop'la Dalton'dan ufak bir gösteri. Evet, yani gerçekten kameralardan çekindiler, utandılar. Gösteri direkt sona erdirip koridorlarına gittiler. Ben genelde böyle anlarda balık tutmaya çalışıyorum Jackson. Güzel olur. Yani güzel de gözükür. Nehirde zaten bol balık vardır. Tam mevsimi. Tabii vadide belirli balıkların belirli mevsimleri olur. İşte şu anda İonya balığı çok güzel. Evet. Alt koridorda olabildiğince Anzin'in üzerinde hasar bırakmaya çalıştı Mirza ve Bergun ikilisi. Tabii seri 2 yarışı devam ediyor. İki alt koridor arasında. Pasifik alt koridoru biraz daha avantajlı gibi görünüyor şu an. Seri 2'ye daha yakın olan taraf onlar. Ve oldular. Şimdi tabii Anzi ile Özgür'ü mümkün mertebe minyon dalgasından uzak tutmaya çalışacaklar. Ve minyonları geç öldürerek o ikinci seviyeye erişmesini engellemeye çalışacaklar. Bonka geliyor. Yalnız erken bir baskın gelebilir. Başka üzerinde en azından sıçrasını almak isteyebilirler. Bonka burada sıçrasını kullandı. İşte kontrolle birlikte çok güzel zincirlediler. Bir otomatik saldırı belki gelse. Başka'ya düşebilirdi. Burada sıçrasıyla çıkacak. Ormancının sıçrasına karşılık kendi sıçrasını verdi Daşka'ya ama koridor için çok önemli bir nokta çünkü koridor pek istemeyeceği bir noktada kaldı. Ya dediğin gibi koridor hakimiyetini kaybetmiş durumda Daşka'yı bu baskınla birlikte. Bonka'dan güzel de bir baskın. En sıçrasını aldı hem de takım arkadaşını rahatlattı hem de üstüne ışınlanını aldı. Mirza ile Bergmoon biraz ormana derin bir totem attılar. Tamam oradan çıktılar. Yani orta koridorda Orşat'ın işi rahatladı ki Hüvey'de kesinlikle bir kazanma koşulu oluyor geç oyunda. Hasarını çok tahmin edemiyorsunuz oynarken. Özellikle karşınızda oynarken kendisi. Yalnız bir spot tuttu ama tabii Bergman doğru hedefliği biraz hasar bıraktıktan sonra geri çıkacak. Burada Özgür ve Anz ikilisi. Tahmin edemiyorsunuz hasarını Hüvey'nin. O yüzden
onu rahatlaması, Comanche Gaming ekibinin de rahatlaması, tam tersi durumda Pacific'in de biraz daha gerilmesi anlamına geliyor. Aras burada bir şeyler denemek istemiş olabilir ama Aras yani alt koridorda, daha doğrusu alt nehirde aradığını bulamayınca üstüne geri dönüp üst yan prengece gidecek. Biraz daha hızlı bir rotasyon geldi Wonka'dan. Evet, erken oyunda Wonka olabildiğince aktif oynamaya çalışıyor. Erken bir şekilde alt yan pireyi de aldı. Bununla birlikte Aras pozisyonu değiştirip alt formanına tekrar girdi. Senin de söylediğin gibi şöyle koridorlara baktığımızda Huey'nin ufak bir minyon farkıyla önde olduğunu görüyoruz. Ve alt koridorda özgür iyi bir minyon sayısına ulaşmış rakiplerine nazaran. Orta koridora bir baskın daha var. Şimdi iki ormancı da buraya geldi. Dashkanincan'ın çok az sıçrasının olmadığını biliyorlar. Aras'ın buraya gelmesiyle birlikte bu pozisyondan çıkacak. Comanche Gaming Dashkai üzerindeki baskıyı devam ettiriyor. Dashkai'yi çok rahatsız etti gerçekten Wonka. Ama biliyor yani Dashkai'yi bir türlü öne geçerse hem önemli bir hasar kaynağını kaybedecek Comanche, hem de Pacific Espor ekibi direkt olarak çok önemli bir kazanma koşulu elde edecek. O yüzden hem orta koridor hakimiyetini alarak istediği yere gidiyor, istediğini yapıyor ve rakibinin önünde kalabiliyor. Hem de orta koridorunu rahatlatıyor. Neredeyse win-win dediğimiz bir durum var yani kazan kazan gerçekten. Hem ormancı kazanıyor hem orta koridoru kazanıyor Comanche Gaming ekibi adına. Evet, şu anda bile 600 altınlık bir fark var iki takım arasında, koridorlar ve minyon kontrolüyle birlikte ufak bir fark açmayı başardı Comanche. Yani arasının biraz daha efektif olması gerekiyor. Biliyorum Belvet Erker oyunda o kadar güçlü değil, farkındayım ben de, ama yani Volvir'e karşı fena durumda değil. Bence bir şeyler denemeli. Çok rahat bir şekilde objektiflere gidiyor çünkü Wonka. Biraz bu tempoyu kırması lazım Pasifik'in. Oo, bunun farkındalar. Aras burada müdahale edecek, en azından çarpıyla birlikte bir tane kurtçuğu almayı başaracak. Dashkai'nin yardımıyla birlikte ikiye birlik bir değişim kurtçuklardan. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. En azından 6 yüke ulaşmasını engelledi Pasifik tarafı. Belki de sonraki işçi kurçuklarında 5 yükü de engelleyecek ki 5 yükten sonra işçi kenecikleri vadiye iniyor ve kuleye çok fazla hasar veriyorlar. Bildiğin normal ekstra bir minyon kazanmış oluyorsunuz. Sadece %50 oranda hareket hızı daha fazla, %40 oranda canı daha az. Bir öndeki dövüşçü minyona göre. Yani şu anda Peapun yanından geçmeye çalışıp da kafayı yiyen o küçük minyon gibi. Yani şu anda ejder etrafındaki yapacağı şey önemli. Wonka'nın ejder isteyecek mi yoksa bir savaş mı kovalayacak? Biraz ejderdeki aksiyon oyunun gidişatını belirleyecek gibi gözüküyor Escrow. Evet, buna ben de kasıyorum. Ve Wonka'nın elindeki şampiyonla birlikte alt koridoru aslında kule altı yapmayı biraz daha kolaylaştırıyor. Aynı şekilde orta koridorda da yapılabilecek bir şey bu. Dashkai üzerindeki baskı şu ana kadar minimal düzeyde sonuçlar verdi ama bakalım devamında neler getirecek. Üst koridorda bir hasar takası. Dalton agresif bir oyun. Rakibin üzerine gitti. İki tarafta ultisini kullandı. Dalton çok fazla hasar çıkardı pozisyonla birlikte. Piyop geri doğru çıkmak durumunda. Olabildiğince kovaldı Dalton ama minyonlar kule altına gitti. Burada çok fazla ısrarcı olamayacak ve alt tarafta Pasifik ejderlere başlıyor ama burada savaşmak isteyebilirim diye bakıyorum. Bir anda ejderden döndüler. Burada hemen üzerine gittikleri bir oyuncu var. Anzi. Anzi'nin canı çok az ama Aras da aynı şekilde çok az canda. İlk kan döken taraf burada Pasifik oluyor ama devamında savaşı oyuncak taraf. Comanche gibi görünüyor. Kullanılan bir sıçra var. Çok fazla hasar Mirza'nın üzerinde. Mirza düşmüş değil ama Bergmon için aynı şeyi söylemek çok zor. Bergmon skoruyla birlikte burada ejder için de avantaja sahip olacaklar. İkiye birlik bir değişim. Comanche Gaming kazına avantajlı bir pozisyon. Pasifik iyi başladığını düşündü. İyi bir şekilde savaş başlattı. Ama hesap etmedikleri bir şey vardı. Gerçekten Zeri çok güçlü. Her ne kadar güçsüz gözükse bile. Ve Anzi'ye düzeltiyorum. Özgür'e giden iki skorla birlikte Zeri için de iyi bir başlangıç olmuş oldu. Alt koridorda koridor aşamasında alamadıkları skorları buldukları bu çete savaşıyla birlikte nişancılarına kaynak olarak aktardılar. Şöyle söyleyeyim. Aras orada 6. seviye olmayı başarabilseydi Anzi skorunu aldığı anda o yükünü alacaktı ve geçmiş formuna dönecekti. Biraz da can kazanacaktı bundan dolayı. Belki savaşın çevresi değişebilirdi. Ama 5. seviyede Velvet çok da fazla işe yaramıyor gibi gözüküyor. Kesinlikle katılıyorum sana. Bununla birlikte 2'ye birlik bir üstünlük ve ejderi de alan taraf yine Comanche oldu. Üst koridorda agresif bir oyun. Yine Zalton Piyop'u önüne katmış, kovalıyor. Yalnız buraya destek gelecek gibi görünüyor. Çok derin bir açıdan kapatıyorlar.
Kaçan bir yetenek atışı var Aras'tan. Aras buradaki tek kontrol etkisi içerisinde de kaldı. Destek veremeyecek Piyop'tan. Güzel bir oyun. Buradan çok iyi bir şekilde çıkmayı başardı. Yani Piyop'un çıkamayacağını takımı da düşündü. Wonka buraya geldi, Orishot buraya geldi. Mümkün mertebe yetişmeye çalıştılar ama Piyop gerçekten ekstra oynadı ve nereden kaçılması gerekiyorsa oradan kaçtı. Evet. Sanki bir kovalama mobil oyunundaymış gibi güzel bir şekilde bu pozisyondan çıktı. Piyop senin de söylediğin gibi alt tarafta Özgür Mirza'yı buldu. Aralıkta üzerine biraz hasar bırakmayı başardı. Şöyle baktığımız zaman Özgür de aslında hiç de fena bir minyon sayısında değil. Şu an oyunun önünde gibi. Özgür şu anda kesinlikle oyunun önünde. Hem minyonda önde, hem skorda önde. Diğer koridorlarda Pasifik'in bir üstünlüğü var. Az da olsa özellikle üst koridorda. Bu üstünlüğü tamamen sürtlese ediyor. Yani sürtlese doğru bir terim oldu bilmiyorum ama telafi ediyor diyelim daha doğrusu olsun. Tamamıyla hatta üstüne de koyuyor o hasarın. O altını daha doğrusu. Yalnız ve iki ormancı kurçuklarda karşılaşacak burada. Bakalım desteğe gelecek mi? Orşat buraya geldi. Devamında Daşka'yı da giriyor ama üst taraftan Dalton'un da geldiğini söyleyeyim. Burası bir 3'e 2'ye dönüştü. Wonka ters pozisyonda kalabilir. Orşat'ın canı çok fazla indi. Yalnız geri dönüş hasarını çok iyi verdiler. Kullanılan bir ulti var arası üzerinde. Çok fazla hasar çıktı. Yalnız 2-3 olmasına rağmen çok iyi oynadılar buraya ama devamında kovalayan bir Dalton var. Dalton'dan gelen ilk skor ve ikinci skorla birlikte burada iki skoru almayı başaracaklar. Üst koridorlarının buraya yardıma gelememesi Comanchero buna felakete dönüşüyor ve hem Kurçuklar hem olan iki skorla birlikte bu pozisyonu kendi lehine çevirdi Pasifik Espor. Yani double double derler ya baskette, gerçekten öyle bir şey oldu. Hem hiçlik kurçuklarını vermediler 5 yükü yani. Hem de iki skoru aldılar, oyunun önüne geçtiler ki Aras'ın da buradaki skorlardan faydalanması, skorlardan birinden faydalanması çok önemli. Çünkü Velvet biraz kaynağa ihtiyaç duyan bir şampiyon. Keza diğer skorlar da isteyeceğiniz kişilere gitti. Dalton, Daşka'yı bu kaynakları kesinlikle isteyecek ve kullanabilecek şampiyonlar. Piyop'un üst koridorda biraz sorun yaşaması takımının üst taraftaki global görevlerde zorlanmasını biraz sağladı. Bununla birlikte şimdi üst koridordan bir kule plakası almayı da başaracak. Tabii bu barikatla birlikte altında az da olsa Comanchero öne geçti. Nasıl alt koridorda Özgür yani biraz üstünlüğü abartmış gibi. Kule barikatı da almışlar iki tane. Skorlar keza yine aynı şekilde. Yonda da önde. Skorları üste da var. Daha ne olacak yani? Üstüne dönüyorlar. Şimdi bir harcayacak o parayı. Bakalım. Oo, statik bitti. Daha üstüne bir şey gelmedi. Tamam yeter. Yani daha ne alacak adam? Evet. Yani statik bitti. Üzerine ayakkabısı da var. Bir sonraki Ejder Savaşı'na yine hazır. Özgür'ün durumu gerçekten kendi takım adına iyi görünüyor. Altında biraz daha önde olan taraf şu anda Pasifik gibi görünüyor. Üst koridorda ve orta koridorda buldukları skorla birlikte. Yani şu anda Comanchero'nun tamamıyla Özgür'ün etrafında oynaması lazım ki tam da Özgür'ün isteyeceği bir oyun bu. Yani Özgür çok seviyor. Bütün böyle kaynakların ona bırakıldığı, aman abi sen geliş, sen bizi taşı denilen oyunları gerçekten çok seviyor. Ki yani çoğu nişancı da sever bunu. Ben ekstradan kaynak verilen nişancının mutsuz olduğunu görmedim. Hani şöyle bir şey demez. Al abi orta koridora gitsin bu keskin gagalar mesela demez yani. Yani ben de katılıyorum bu duruma. Arada nişancı oynadığım için. Biraz olması lazım. Yalnız üst koridorda 3 kişilik bir ekiple Piyop'a merhaba diyecekler. Piyop burada ultisini kullandı. Olabildiğince kule altında hasar tanklamaya çalışıyor ama kuleyi çok iyi bölüştüler burada. Skorda Dalton'a gidecek. Dalton'un aldığı skorla birlikte art tarafa bir müdahale etmek isteyecek bu Wonka'da en azından. Şimdi koridoru ittirmeye çalışıyorlar. Bu kule altını isteyecekler. Üst tarafta rakiplerini gördükten sonra bakalım başarılı bir kule altı gelecek mi? Wonka ile birlikte kulenin altına giriyorlar. Wonka kuleyi inaktif duruma getirdi. Devamında Hamyap'la birlikte Bergun olabildiğince oyaladı. Yalnız Wonka'nın canı çok az oluyor. Kuleden hasar almaya devam etti. Orishat da buraya geldi. Orishat'ın buraya gelmesiyle birlikte devam edebilirler mi diye bakıyorum. Mirza'nın canı çok az. Hala bitirebilmiş değiller. Bir skor gelecek ama karşısında kuleye düşen bir isim var. Burada Çıpa ile birlikte yakalamaya başarında bir Anzi var. Devamında hasar yeterli olacak mı Mirza'nın üzerindeler ama Mirza bir türlü düşmedi. Şimdi düşecek. 2'ye 1'lik bir değişim alt koridorda çok fazla zorladı. 4'e 2'de burada alt koridorda Mirza Bergun ikilisi.
Ya Orishot artık üstüne ne varsa fırlattı, en son ultiyle birlikte skoru aldı. Eğer Mirza buradan çıkmayı başarabilseydi Pasifik adına çok güzel bir gelişme olacaktı ama skoru verince, bir de ilk kuleyi verince Pasifik adına o kadar da iyi geçmedi. Ama yine de bir şeyler almayı başardılar. Üst koridorda çok fazla baskıladıkları için o kadar da kötü bir takas değil onlar adına. Üstüne üstlük ejder alıyorlar. Neyse, alt tarafta bu kadar oyalamanın sonunda bir ejder penceresi açıldı Pasifik Espor'a. Ve bununla birlikte ejdere başladılar. Bu ejderle birlikte ejderdeki durumları birbirine getirecekler. Bu pencere onlar için çok değerliydi. Evet, dediğin gibi çok değerliydi. Arası tabii böyle bir o güçlü formunu tazeledi ejder vesilesiyle birlikte. Şimdi alamet etrafında belki bir oyun görebiliriz. Pasifik orayı da isteyebilir. Çünkü gerçekten durumları fena değil şu anda. Evet. Piyop'un üst koridorda güçlenmesi gerekiyor ama buna rağmen üst koridorda 2-0 olan bir Dalton var. Minyon sayısında da rakibine 30 milyonluk bir fark atmış durumda. Tabii koridor değişikliği geldi. Üst taraftaki kuleyi Özgür ve Anz ikilisi istiyorlar. Yalnız 4 kişilik bir ekibe dönüşebilir. Bir anda Pasifik burada kalabalık bir çete savaşı ekibiyle şöyle bir gösterirler kendilerini. Abi istiyorlar da yani rakiplerinin nerede olduğunu biliyorlar. O yüzden çekilmek durumunda kaldılar. Şimdi alamet etrafında bir kontrol savaşı olacak. Yani kontrol savaşından kastım. Görüş almaya çalışacak takımda. Ama Comanchero'nun görüşleri fena değil. Yani rakiplerin şu anda ne yaptığını görebiliyorlar. Evet, alamete başlayan taraf şu anda Pasifik Espor 5 kişilik bir ekiple buradalar ama tamamen gelemeseler de Piyop'un ışınlarını gelmek üzere. Piyop ışınlarını kullanabilecek bir açım bulabilir mi diye bakıyorum. Piyop ışınlarını kullandı ama burada alamet bitiyor. Alamet arasında kaldı. Devamında içeride kalan bir oyuncu var. Birebirlik bir değişim ama şimdi buraya Piyop'un da desteği geldiğini söyleyeyim. Canlar azalmış durumda. Bakıyorum arka taraflarda düşen bir oyuncu var mı diye. Güzel bir ulti geldi. Wonka'dan bunu temizleyecekler. Wonka'nın ultisi tanklamak için yeterli. 3 skorda gelecek bu pozisyonla birlikte. Comanchero istediği takım savaşını buluyor. Alamet alamasalar da devamında rövanşta takım savaşını kazanmayı başaracaklar. Yani 4 tane skor geldi. Özgür de skor aldı. Orishot da skor aldı. Comanchero'nun gerçekten öne geçtiği maçlardan biri oldu. Bir de kuleyi de aldı üstüne. Özgür'ün üzerindeki altın miktarını ben şahsen merak ediyorum. Çünkü çok fazla altın biriktirdi. Üste dönüşte tam eşya, belki üzerine bir yarım eşya gelir mi bilmiyorum ama. Tam eşya gelir ama yarım eşyayı ben de bilemiyorum. Bakalım. Evet. Navori geldi. Bir de hançer yeter. Daha ne olacak yani. Bir de üstüne 400 altın çıkarmış. Bir de totem geldi orada. Daha ne olacak? Yani ya, daha ne olsun? Aynen öyle. Ya tabii ki de isteriz direkt oyuna bütün eşyalarımızı almış o full build dediğimiz durumda başlayalım ama tabii ki de iki eşya da bu dakikada çok iyi ki aldığı skorlarla birlikte şu anda tam amiyane tabiriyle kıvama geldi. O güç patlamasını yaşıyor. Evet, bir de %100 skor katkısı. Yani bir destekten ya da ormancıdan bunu beklersiniz ama nişancıdan beklemeyeceğiniz bir şey. Bu arada çok ilginç bir şekilde Anzi ile Wonka'nın da KDA'ları eşit. Evet, senin söylediğin gibi KDA'lar eşit. Alt tarafta kullanılan bir alamet var. Dalton'a burada yan koridorda bir pencere açmak istiyorlar. En azından kuleyi almak adına ama bu kuleyi almaları şu an için çok mümkün görünmüyor. Dalton kesiyle birlikte dışarı çıksa Piyop bu kule altında milyonlar temizleyecek. Tabi Piyop'un da biraz zamana ihtiyacı var Comanchero tarafında baktığınızda. Takımının diğer üyeleri çok daha iyi konumdayken o kendi koridorundan biraz geride kalmış durumda. Bulduğu pencereyle birlikte milyon farkını kapatmayı da biraz da olsa başardı diyelim. Dediğin gibi biraz da olsa başardı ama Comanchero Gaming tarafı hala önünde Dalton sıçrayı verdi. Evet, hala devam etmek istiyor bu arada. Wonka rakibin üzerine doğru gitti. Burada sıçranın üzerine oyun geldi. Ultisini kullanan bir Wonka var. Canlar çok azalmış durumda. Özgür sıçrasıyla birlikte içeri girdi. Özgür'e giren bir kitle kontrol var. Kendi geriye doğru atmak durumunda kaldı. Çok büyük bir savaş gidiyor. Ön saflarda hala tanklar düşmüş değil. Dalton'un üzerinde bir ulti var. Patlamasıyla birlikte bir skor düşecek. Arka tarafta Özgür 3'te 3 yapan bir Hüvey'i. Devamında kule altına da girecekler. Başka hani bu pozisyondan çıkmasına müsaade yok. Özgür'e giren bir skor 3'te 3 yapan bir Orishot 2'de 2 yapan bir Özgür ve katliam dakika 17'de erken bir katliam hızlı bir şekilde kontrolü eline alıyor Comanchero Gaming tekrardan. Yani Escrow oyunun başında dedim ki Hüvey ile şu anda Zeri tamamen taşıyıcısı Comanchero Gaming tarafının ki bütün skorlar da onlara gidiyor savaşlarda. Tamamıyla isteyeceği şeyler oluyor Comanchero Gaming'in. Altın farkı bayağı açıldı. Skorlar, kaynaklar hepsi Hüvey ile birlikte Zeri'ye gitti. Şu anda Comanchero Gaming'in net bir hata yapması lazım kaybetmesi için.
Kesinlikle katılıyorum sana. Yani o kadar keskin oynadılar ki yine takım savaşında. Ben Orişat'ın bu kadar fazla hasar çıkaracağını beklemiyordum ama yukarı baktığımda 3'te 3 gördüm. İnanılmaz hasar çıkarabilen ve bunu fark ettirmeden yapan şampiyonlardan bir tanesi Hüvey'i ve şu anda Orişat'ın ellerinde de 6-1-3'lük bir durumda gayet iyi görünüyor. Ya ultisinin verdiği alan hasarı direkt olarak az önceki savaşı kazandırdı Deathcrow. Gerçekten Hüvey'in alan hasarı çok fazla, tekli hasarı da çok fazla. Sadece kaynak bulmaya ihtiyacı var. Tek eksiği o. Evet, şu anda olabildiğince kaynağı da bulmuş gibi görünüyor 6-1-3'lük skoruyla birlikte. Tabii ki de tek eksiği o derken ben de farkındayım. Koridorda zorlandı, eşleşmeler çok fazla var. Rahat evet. Oynatmıyorlar vesaire ama oradaki asıl vurgu zaten hasara olan vurguydu ve kuleyi de alıyor yavaş yavaş falan içeri. Bunlar önemli. Direkt oyundaki o harita baskısı kopuyor pasifin. Evet. 3 kişilik bir saldırıya karşı bir savunma yoktu. Bir çıpayla ağzı ileri doğru açıldı ama tabii Bergman'ın istedikleri bir hedef değil. Özellikle o açıda. Özgür %100 skor katkısıyla hala devam ediyor. Alt koridordan da bir kule gelecek. Tabii dış kuleler altın olarak çok fazla katkı sağlıyor altın farkının açılmasına. 6000 dolaylarına getirdi altın farkını Comanchero ve şimdi Ejder'e başlayacaklar. Ya Pasifik şu anda tamamıyla harita kontrolünü kaybetmiş durumda. Comanchero çok rahat bir şekilde Ejder'i alır. Baron biraz şüpheli çünkü Baron gerçekten güçlü oluyor erken oyunda. Ama ejder, hatta ejderlere, sadece ejderi de değil, ejderlere çok rahat bir şekilde alabilirler. Olası bir savaşta Baron'u bile alabilirler çünkü gerçekten Pasifik'in görüşü sadece kendi kırmızısına kadar gidiyor. Yalnız Orişot ters bir konumda kalabilir. Aras'tan güzel bir oyun ama aynı şekilde kitle kontrolle birlikte cevap geliyor. Ya iki kişilik bir ekiple burada en azından Orişot'un üzerindeki buraya kadar altında bir gözlükler ama o pozisyonda güvenle doğru ayrılacak. Bakalım. Yani Pasifik'in geri dönmesi için ne yapması lazım? Bu soruyu soracak mısın gibi hissettim. Biraz böyle çalmış evet. Olabilirim. Kusura bakma. Pasifik'in kesinlikle rakibinin hatasını beklemesi lazım. Geç oyunda fena bir kompozisyonları yok. Victor, Belbet, Senna, Hasar Vuru, Tamkenç yine ön tarafta iyi bir şekilde durur. Renekton özellikle spesifik hedefleri yakalayabilir. Zeri ile Hüvey'i. Ama şu şartlarda bu durum olmaz. Gerçekten şartlar şu anda Pasifik için kötü. Comanchero Gaming tamamıyla harita kontrolünü eline almış durumda. Pasifik'e yani neredeyse görüş atma fırsatı dahi vermiyorlar. İstediklerini yapabiliyorlar. Şimdi Baron etrafında rakiplerini yemlemek istiyorlar. Sonrasında da savaşa girecekler. Eğer gelmezlerse Baron'u almış olacaklar. Ya bunu yapabilecek bir güce sahip olduklarını biliyoruz şu anda. Bakalım buna cevap olarak ne verecek? Pasifik burada Baron'a pingler gelmeye başladı. Baron'un canı da çok hızlı ilerliyor. 5000'lere kadar düştü. Henüz buraya doğru ilerleyebilmiş değil. Şimdi takım savaşına dönmek istiyorlar. Burada yakalanan bir oyuncu var. Bergun üzerine gittiler. Bergun canı çok hızlı eriyor. Bergun düşecek hızlı bir şekilde. Beop'tan kitle kontrol geldi. Başkan üzerine odaklanmaya çalışıyor. Bunun olan bir ultisi var. Bonka'nın ultisiyle birlikte bir skor gelecek. Birebirlik bir değişim. İçeride Aras reset almaya başardı ama Aras düşecek. Devamında burada daha bunun da çok çıkışı yokmuş gibi görünüyor. Bu skorla birlikte sadece hayatta kalan isim Mirza. Bu da Baron'u getirecek. Comanchero'ya 4 kişilik skor ile birlikte. Pasifik fena oynamadı bu savaşı. Aras'ın konumu çok güzeldi. Anzi'yi çıkardılar. Orada reset de aldı ama ya Özgür'ün hasarı çok fazla. İstediği kadar orada bulunsun. Özgür direkt onu eritebilir. Rakibine erişebildiği zaman şeyler yapabilir demiştim Pasifik tarafı ama eriştiği anda da direkt ölünce bir anlamı olmuyor o erişmenin. Bunu da uygulamalı bir şekilde gösterdi Comanchero Gaming tarafı. Evet, altın farkı 7500 dolaylarında şu anda artık Comanchero tamamen iftihara eline almış durumda. Şöyle baktığımız zaman tabi Pasifik'in oyunu çok soğutması lazım ama yani sadece kendi yapabileceği şeylere bağlı değil gibi görünüyor şu anda oyunun gidişatı. Altın farkı 9000'lere yaklaştı. 8500, 9000 hatta şu an tam 8500'dü. O kadar hani yuvarlayıverin ya. Hata payımız olsun. Yani Comanchero Gaming'in bu altın farkından geri düşmesi için çok net hatalar yapması gerekiyor ki Özgür çok güçlü, Orişot çok güçlü. Ya Pasifik'in ekstra yapabileceği bir şey var mı? Bu kompozisyonla çok olduğunu düşünmüyorum. Belki Dalton çok ekstra yaparsa olabilir ama çok düşük ihtimal. Comanchero kuşatmasını yapıp oyunu bitirmeyi bekleyecek. Evet, orta koridor inhibitor kulesi çok savunmasız düştü çünkü
Daşkay ve Aras yan koridorda da orta koridor inhibitörüne de cevap veremeyecekler. Bununla birlikte şimdi minyonlar temizlemeye geldi Aras ama kule altını isteyecekler. Çok fazla hasar var. Aras hemen düşecek. Devamında Dalton'da can çok azaldı. Dalton'da düşürmeye başaracaklar. Mirza'nın üzerine odaklandılar ama Bergman'ın önünde kalıyor. Bergman da bu pozisyonda düşecek. Tek başına içeride kalan bir oyuncu daha var. Daşkay burada olabildiğince hasar taktiği ama çıkışı yok. 4 skor aldılar hiç kimse düşmeden ve bununla birlikte artık oyunu kapatmak için her şeye sahip. Dakika 23'ün sonlarında bugün çok hızlı karşılaşmalar görmeye alıştık. Bugün bunu devam ettiren, bu seriyi devam ettiren de bir Comanchero Gaming var. Açıkçası çok iyi değerlendirdiler Daşkay'ın yokluğunu Comanchero Gaming ve oyunu güzel bir şekilde bitirdiler. Ve hep diyebiliriz Comanchero Gaming için. Ve liderlik yarışına takibe devam.